İslamiyet'in mağız ve lübbünü terk ederek kışrına ve zahirine vakfı nazar ettik aldandı. Bakın şimdi. Hep gündeme ne getirdiler? Müslüman deyince namazını kıl, orucunu tut, tamam Kurbanını kes, bitti. En iyi Müslümansın. Hep bizi dinimizin zevahiriyle meşgul ettiler. Acaba niye namazla meşgul etmediler? Acaba niye oruç? Acaba niye haç? Acaba o vakitten namazlar hikmetine niye Allah o vakitler demletmiş de iki saat önce beş saat sonra değil? Hikmetine bizi dahil etmediler. Zevahirle meşgul ettiler. Hac şartlarını yerine getirdik, farzlarına dikkat çektiler. Ama niye hac? Niye Cenab-ı Hak Müslümanların güçlülerini, kuvvetlerini, zenginlerini, imkan sahiplerini oraya topluyor da fakirlerini toplamıyor? Zayıflarını topla, onların temizlenme ihtiyacı yok mu ya Rabbi? Onlara bir dal gösterseydin. Namazın fakir orucu var mı? Fakiri zengini var mı namazın? Orucun mu var mı fakiri zengini? Niye haçta Cenab-ı Hak yapıyor? Düşündürtmediler. Bak üstadımız ne buyuruyor? Haccın hikmetinin ihmali. Bak farzının değil, zahirinin değil. Cihan harbini başımıza getirdiğinde Namazın ihmali kefareti zunup, orucun ihmali kefareti zunup, ama haccin ihmali, haccin hikmetinin ihmali kesareti zunup. Günahlarımızı daha fazla artırdı diyor. Üstadım burada kastetmek istediği Allah'ın emirlerinin sırlı meseleleri, nedenleri ve niçinlerini uzak tuttular bizden. Zahirini yap, gerisine kafayı yorma, düşünme. İşte böyle bir nesil, böyle bir İslam alemi oldu. Hacca gidiyor. Milyondan ziyade insan giriyor. Arafat'ta duruyor. Hep beraber dua ediyor. Hep beraber yalvarıyor. Hiçbir şey değişmiyor. Yine ihtilafın içindeyiz. Yine eziliyoruz. Yine sömürülüyoruz. Yine fakir fukarayız. Bunda bir iş var arkadaşlar. İhmal ettiğimiz mühim meseleler var. Onun için Risale-i Nur külliyatı. Bütün esasat İslamiye vakay imaniyenin hikmetlerini anlatır. Namazın farzıyla, sünnetiyle meşgul olmaz. Orucun farzıyla, sünnetiyle meşgul. Neden oruç? Neden hac? Neden iman? Neden, neden İslam? Bununla meşgul olur. Dininde de lübbü, esası özü budur. Özden uzaklaştık. Zekata kafa yormadık. Zekatı fakire yardım zannettik. Elan da öyle zannediyor. Bak kurban bayramı geliyor. Herkes kurban kesecek. Niye kesiyorsun? E fakir fukariye yetişin. Fakir fukara yardım etmen için bir yıl beklemeler lüzum yok ki. Bir tane de kesmeler lüzum yok. Kes üç beş tane tosun. Fakir fukara dağıt. Elinden tutan mı var? Ama her yıl kesilen o Allah'ın emrettiği kurbanın başka bir sırrı var. Bir zengin kurbanını kesse kavurma yapsa, et, evine koysa yese kurbanı kurbandır. Dağıtma mecburiyeti yok. O sünnettir. Bu sırrı anlayamıyoruz. Zekatı da fakir fukara yardım zannediyoruz. Yardım için yap yapacağını, yarış, elini tutan yok ki. Ama kazandığının üzerinden, karının üzerinden bir yıl geçtikten sonra kırkta birin almasında müthiş bir sır var. Müslümanlar ekonomisini güçlendirme, sırtını pekiştirme, varlıklarını sağlamlaştırma, ticaretlerini güçlendirme denen bir proje var. Şuradan iki tır, on tır bir adam tekstil yüklese, Suudi Arabistan'a girse, gitse, hac niyetiyle gitmek kaydıyla, oradan da o tırlara bir o kadar hurma yüklese gelse, burada onu satsa, orada da onu satsa, mükemmel hacı olur, tam hacı olur. Mükemmelde tüccar olur. Kaç kişi bunu anlatıyor? Hep ne dedik? Kefenin cebi yok. Niye bu kadar dünyaya çalış? Allah dünyaya çalış diyor. Leyselil insan. İlla masa insanın çalışmasından başka bir şey yok. Mevcuda iktifa doğun himmetliktir. Bu bana yeter kafi deme. Gece gündüz çalış. Yarın kıyametin kopacağını bilsen. Bugün elindeki çekirdeği dik diyor Allah. Allah böyle mi de diyor? Benim hocam ne diyor? Kefenin cebi yok, ahirete bir şey götüremezsin. Hacca mı gittin, ticarete mi gittin? Lafa bak. Bunlar hep kasıtlı, bizi şakülümüzden kaydıran yanlış meselelerdir. Ecnebilerin hilesidir.